Evet gençler, geçen haftaki uygulamalardan sonra şu eksik kalan bir yapı var. Nedir o? Onu hemen gösterelim. Normalde şu ekleme, silme, güncelleme de hatırlarsanız şunu daha dinamik yapabileceğimizi söylemiştik. Yani şu parametrelerle gönderme işine istersek ArrayList'ler tanımlayarak yapabileceğimizi söylemiştik. Ama ben biraz daha basite indirgeyip bunu parametre olarak şuradaki uygulamış olduğumuz command yapısını SQL command olarak göndermeyi yapayım arkadaşlar sizlere. Tabii ki bu hem ekleme hem silme hem de güncelleme için geçerli olan bir yaklaşımdır. O yüzden önemli bence. Şimdi şuraya gelelim. Veri taban dosyamızın içerisine. Class dosyamızın içerisine arkadaşlar. Normalde komut yolla şu şekildeydi değil mi? Yani şunu ben getirip arkadaşlar. Şimdi ben şurada ne yapıyorum? Bir SQL şuraya geliyordu connection'la beraber. Daha sonrasında da bağlantı olarak ben ne yazıyordum? SQL doğrudan geldiği için işlemlerimi yapabiliyordum arkadaşlar. Şimdi ise SQL ile beraber bir de neyimiz var? Şuraya bir bakarsanız arkadaşlar şu kısma. Bir tane SQL'imiz var, değil mi? Bir SQL'imiz var. Şunu şuradan alayım isterseniz. Şuraya da yapıştırırız şimdi onu. Getirelim şuraya. Nasıl hem dönüştürdüğümüzü gösterelim. Ve bunu da ismine de yine statik olacak şekilde public static void komut yolla ne diyelim parametre diyelim arkadaşlar ismine de. Şöyle bir fonksiyonumuz olsun. Evet, ben bu fonksiyon içerisinde burayı yapıştırıyorum şimdi. Şimdi neye dikkat edeceğiz arkadaşlar? Böyle bir yapıyı dönüştürebilmek için şuna dikkat etmemiz lazım. Şimdi biz her komutta kaç tane parametre geleceğini bilebilir miyiz? Bilemeyiz, değil mi? Şimdi öncelikli olarak şunu da yine şuradan String SQL olarak gönderelim isterseniz. String SQL gelsin ve şu SQL'i buradan aradan kaldıralım o yüzden. Buna bağlı olarak da şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Bir command'ımız var ve bakın bizim için şurası dinamik olsa çok iyi olmayacak mı? Dolayısıyla ben bunu şu kısmı arkadaşlar bunun hepsi tamamı nedir? Bir SQL command'tır. Dolayısıyla ben diyorum ki bakın şimdi şuraya virgül nasıl ki parametre gönderirken ben string türünde, integer türünde ya da double türünde değerler seçebiliyorsam arkadaşlar ben aynı işi SQL command olarak da yapabilirim. Yani ben buraya gelip de SQL command komut dersem arkadaşlar getirip şurada ya da cmd diyelim isterseniz ona ya da komut olsun fark etmez. Şimdi ben bir komut gönderme işlemi yapabileceğim arkadaşlar. Yani şu kısım benim için inaktif hale gelmiş olacak. Connection'ımızı başlatacağız ve şuraya şurayı komutu değiştiririm cmd diyelim. Şuraları değiştirmek zorunda kalmayalım arkadaşlar. Dolayısıyla bağlantıyı açtım. Parametre olarak gönderilen connection'ın bağlantısını kurdum. Command text olarak SQL'i belirledim. Ve daha sonrasında execute non-query dedim ve arkadaşlar ne yaptım? Bağlantımı kapattım. Şimdi peki ben bunu nasıl çağırırım diğer tarafta? Onu hemen bir kontrol edelim. Şimdi normalde kodumuz buydu arkadaşlar. Şimdi ben getiriyorum şunu. Grid doldur. Kalsın en sonda. O her halükarda çalışıyor çünkü. Şurayı tamam bu şekilde kalsın. Ben normalde arkadaşlar şunu oluştururken ne yapıyordum? Bir tane command oluşturuyordum ve bunun parametrelerini ekliyordum. Doğru mu? Şuradan getirdim bunu. Yine ekledim. Ve şimdi şurayı inaktif hale getiriyorum. Evet. Sadece arkadaşlar oluşturmuş olduğum komut ve şu da bizim neyimiz? Parametremiz. Değil mi? SQL'i oluşturdum. SQL oluşturduktan sonra gidecek olan yapı zaten bu önemli değil. SQL'i ben doğrudan göndereceğim arkadaşlar. Daha sonra da komutu göndereceğim. Ve birbiri içerisinde dönüşümü yapmış olacağız. Yani şimdi ne diyeceğiz arkadaşlar? Parametreleri getirdikten sonra neydi? Veri tabanı içerisindeki nokta komut yolla parametreliydi. Evet açıyorum. Bakın ne diyor? SQL'i gönder diyor. SQL'i gönderiyorum ve buradaki CMD'yi gönderiyorum arkadaşlar. CMD'yi şurada oluşturmuşum bir kere. Daha sonra bir tane SQL yazmışım ki SQL bizim burada et işaretiyle belirtmiş olduğumuz parametrelerden. Ve ne yapıyorum? Komut yani sonuçta bu şu komutun parametreleri değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla ben buna parametre eklediğim zaman
Buradaki komutun içerisinde nesne olarak gittin de ne oluyor? Hatırlayın arkadaşlar, bu bir boxing, yani kümeleme yapısı oluyordu. Geçen sene bunu aldınız. Kümeleme yapısı sebebiyle arkadaşlar, yani bu hepsi bütün değerleriyle beraber ne olacak? Komut kendi içerisinde o değerleri taşıyor. Dolayısıyla ben komutu buradan gönderirsem arkadaşlar bu şekilde, ne olmasını beklerim? Çalışmasını bekleriz. Bir de deneyelim isterseniz. Bir hata var mı? Bir kontrol edelim. Evet, eklemeye yapacağız şimdi. Şurayı eklemeyeceğiz. Şurada ne olsun? Varsayıyoruz ki işte 22 Aralık olsun. Evet, ekle dedim. Bakın ne yaptı arkadaşlar? Ekledi şu anda. Gördünüz mü? Yani ben bunu dinamik olarak gerçekleştirdim ve ben aynı şekilde aslında aynı yapıyı kullanarak, yani komut oluşturup orada insert değil de update ya da delete kullanarak ne yapabilirim arkadaşlar? Yine sadece şununla beraber bu işlemi gerçekleştirebilirim. Tamam. Buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bu olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi. Çünkü çok fazla kullanılır bu. Tabii ki siz kendiniz dinamik olarak yazmayı isterseniz, kendiniz yazma işlemini yaparsanız arkadaşlar. Yok, kendiniz yazmayacaksanız da zaten çok bu kadar detaya girmenize gerek yok. Ama şu özellikle kendi klaslarınızı oluşturmanız alışmanız gereken bir şey. Bunu gelecek dönem daha iyi anlayacaksınız neden olduğunu. En azından şu anda da şu andaki yapıları da nesne yönelimli olarak sizlere vermeye çalışıyoruz. Evet, bu yapıdan sonra şimdi sizlere bugünün asıl konusu olan yapıdan bahsedelim arkadaşlar. Şurayı kapatıyorum. Şimdi şu form içerisine, işlemlerin içerisine şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Üyeleri görüntüle diye bir tane form oluşturacağım. Tamam, yani buna tıklandığı zaman bir tane formu açılmasını sağlayacağım. Şu artık benim yönetici formum gibi düşünebilirim ya da kullanıcı formum gibi düşünebilirim. Burada arkadaşlar bir tane şimdi form ekleyeceğim. Formumuzun ismi de üyeler formu olsun arkadaşlar. Evet, buna da ekle diyorum. Evet, şimdi gerçekleştireceğimiz şey arkadaşlar aslında nedir? Bir, hani normalde biz bir data grid'i alıyoruz, yani bunu bir hücre şeklinde gösteriyoruz. Ama istersek mesela Binding Navigator dediğimiz, yani navigasyonlarla ileri geri yaparak arkadaşlar bir satırın değerlerini alabilmeyi şimdi göstereceğim. Bununla alakalı çok basit bir yöntem var. Öncelikli olarak o basit yöntemi anlatacağım. Daha sonra bu kod yazılarak nasıl yapılıyor onu göstereceğim arkadaşlar sizlere. Evet, şimdi bunun için bir tane Binding Navigator alıyoruz. Bir tane de Binding Source alıyoruz arkadaşlar. Bakın zaten Binding Navigator bize oldukça kendisi bütün fonksiyonları işte ileri geri yapabilecek şekilde var. Ve hatta arkadaşlar burada ekleme, yeni bir kayıt ekleme ya da üzerinde olduğunuz kaydı silme. Bunlar doğrudan çalışır bu arada arkadaşlar. Dikkat edin o yüzden. Tabii ki isterseniz şuradan bunları ayarlayabiliyorsunuz. Mesela nedir burada? İşte render modu değiştirebilirsiniz. Ya da arkadaşlar işte tool tip yapılarını buradan değiştirebilirsiniz, sağ sol vesaire şeklinde. Şu görünümden çıkalım. Ya da üyeleri düzenle diyerek buradaki arkadaşlar işte silme işlemini vesaire buradan kaldırabilirsiniz. Tamam, hangisini kullanmak istiyorsanız. Mesela delete item silme işlemidir. Tamam. Burada ya da ek bir butonlarda siz kendiniz ekleyebilirsiniz. Ya da bir progress bar ekleyebilirsiniz. Separator ekleyebilirsiniz. Label ya da normal buton ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ya da bir drop down buton ekleyebilirsiniz. Bunların hepsi ekleyebileceğiniz özellikler. Tamam. Burada bunların özellikleri dediğim gibi doğrudan çalışır arkadaşlar. Silme ya da ekleme. O yüzden onlara dikkat etmeniz gerekir.
Şimdi bunlar çalışırken, yani bakın şurada imajlarına kendiniz imaj atayabilirsiniz buralara ya da işte görünüşleriyle oynayabilirsiniz. Background gibi, backcolor gibi yapılarla oynayabilirsiniz. Yine onları size bırakıyorum. Ama burada şuna dikkat edin arkadaşlar. Bakın bunun veri kısmında ne ile bağlantı kurulacağıyla alakalı işlemler yer alır. Şu anda herhangi bir bağlantı yok. Ama şimdi birazdan zaten kuracağız biz bunları. Peki nasıl yapıyoruz bunu? Öncelikli olarak kolay olanı göstereceğim. Yani normal buton olaylarıyla, fareyle yapabileceğiniz bağlantı şeklini göstereceğim. Önce bir source'umuz olmak zorunda arkadaşlar. Yani kaynak. Bu kaynak için de data source'a geliyorsunuz. Bunu zaten daha öncesinde size yapmıştık diye hatırlıyorum. Burada arkadaşlar varsa bir kaynak, veri kaynağı gösteriyorsunuz. Ama şu anda herhangi bir veri kaynağı oluşturulmamış bu form için. Dolayısıyla ben bir veri kaynağı oluşturacağım. Ne yapıyorduk? Bağlantı oluşturuyorduk arkadaşlar veri tabana ve veri kümesi diyorduk. Sonrasında bakın bize şu zaten ilk başta, yani projenizde ilk kurduğunuz zaman hangi veri tabanı ile bağlantı kuracağı ile alakalı yapıydı. Yeni bir bağlantı kurmak istiyorsanız buradan yeniden oluşturabilirsiniz. Buraları hatırlayın arkadaşlar. Şurası SQL Client kalacak. Şuraya sunucunuzun adresini yapıştıracaksınız. Tamam. Sonrasında şuradan veri tabanını seçeceksiniz. Biz ama yine deneme veri seti üzerinden gittiğimiz için şu anda başka bir şey yapmıyorum. Zaten bakın şurası da bizim kullanmış olduğumuz neydi arkadaşlar? Veri tabanı sunucumuzun adresiydi. Şu Initial Catalog bizim veri tabanımızın adıydı. Integrated Security de herhangi bir kullanıcı adı şifresine gerek kalmadan bağlanabilme özelliğini vurgulayan bir yapıydı arkadaşlar. Evet, şimdi buraya geldikten sonra şuna dikkat etmeniz lazım. Hatırlarsanız ben size söylemiştim arkadaşlar. Bu şunların birçok kısmını, yani view'ler, create view'ler, görünüm oluşturma ya da arkadaşlar FX işlemleri, işlevler ya da store prosedürler dediğimiz saklı yordamlar işlemleri arkadaşlar bunları gelecek sene veri tabanı dersinde alacaksınız. Bizim şu andaki işimiz neresiyle? Burasıyla. Ve biz genelde ne üzerinde çalıştık arkadaşlar? Şunlar üzerinde çalıştık. Yani table login üzerinde çalıştık. Henüz table işlemlere herhangi bir bağlantı atmadık. Onu da gelecek derslerde hallederiz diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bunu seçtikten sonra, yani hangi tablo arasında navigasyon yapacaksanız, ileri geri yapacaksanız o tabloyu seçiyorsunuz. O tabloya ait olacak neyleri görüntülemek istiyorsanız burada bağlantı kuracaksanız onları seçiyorsunuz. Daha sonra son diyorsunuz arkadaşlar. Bakın buraya kendisi o fonun içerisine bir data set attı. Tamam. Deneme data set 1 dedi. Aynı zamanda bunu projenize de ekliyor. Tamam. Yani bir kere oluşturduktan sonra bir daha ekstra bir şey kullanmanız aslında gerek kalmaz. Şunu kapatalım. Yani bir tane dataset oluşturursanız aslında burada daha sonrasında hepsinde bunu kullanabilirsiniz. Onu söylemeye çalışıyorum. Dolayısıyla arkadaşlar şuraya gelip, yani ben bunu kurduğumuzu düşünelim. Şu hatırlarsanız en başta yaptığımız datasetimizle, yani her işlem için buraya yeni bir dataset atmayalım isterseniz. Deneme veri tabanı dataset diye atmıştık arkadaşlar. Buraya şunu da kaldırıyorum. Dolayısıyla bunun data source kısmına data source'una geliyorum şimdi. Yani az önce kurduğumuz, siz ilk defa yapıyorsanız kuracaksınız. Zaten bir tane data setiniz olacak arkadaşlar. Yani XST formatında olan bir tane olacak. Ben zaten halihazırda olduğu için az önceki oluşturduğumu tekrardan kaldırdım. Tamam. Yaptığım şey sadece bu. Evet, data member'ları içerisinde arkadaşlar neler üzerinde gidiş geliş yapacağız? Yani biz hangi tablo üzerinde gidiş geliş yapacağız, bu deneme veri seti üzerinde? Table login üzerinde gidiş geliş yapacağız. Dolayısıyla şimdi ben orada şuna bir bakalım, hatırlayalım arkadaşlar. Bir bağlantımızı kuralım. Nelerimiz vardı onlara bakacağız. Evet, şunu bir dizayn olarak açalım. KID'miz var. Kullanıcı var, şifre var ve tarihi var arkadaşlar. Şimdi geliyorum buraya. 4 tane alan ekleyeceğim ben buraya. Peki nasıl yapacağım bunu? Text box ile yapacağım. Şurası KID'miz olsun bizim. Ya da bunu şöyle de yapabiliriz. Yani hadi değişiklik olsun diye öyle yapalım. KID yani sürekli oynanan bir, düzenlenen bir şey değildir ya. O yüzden bunu label'a atalım mesela. O label'da görünsün. Daha sonrasında arkadaşlar text box içerisine bunu bütün bileşenlerle yapabilirsiniz bu arada. Text box ve bunu şu şifresi olsun. Bir de dördüncümüz vardı. Yani o da neydi? Tarihte arkadaşlar. Tarihi de şöyle yapalım.
Daytime Picker üzerinden yapalım bunu da. Şöyle görünsün. Şu da şöyle görünsün. ID burada görünsün. Hadi bunların tekstlerini de yazalım. Label atalım buraya. Ne diyelim buraya? Bunları da kalınlaştıralım. Evet, key ID'miz. Kullanıcı adımız. Şunu kopyalayalım. Şu şifremiz. Ama nasıl şifre? MD5'li olan şifre arkadaşlar. Şu da bir tane de ne var? Son giriş. Evet. Şimdi arkadaşlar ben öyle bir yapı kuracağım ki şunlara bastığım zaman, ileri geri yaptığım zaman bu form açıldığında bu yapılar görünecek arkadaşlar bana. Teker teker görünecek. Bakın bir data grid görünümünde değil. En güzel taraflarından bir tanesi zaten o. Şimdi bu yapı bunu kurduktan sonra arkadaşlar şimdi geliyorsunuz buraya. Binding source'umuzu tanımladık, değil mi? Veri tabanı içerisinde table login içerisindeki işlemleri yapacağız. Bunları tamamladıktan sonra bakın ne yaptı? Table adapter oluşturdu. Yani bir data adapter oluşturdu. Birazdan bizim kod ile yapacağımız şey bu aslında. Aynısını yapacağız. Bir de neyimiz vardı? Binding Navigator'ımız vardı. Binding Navigator'ın arkadaşlar binding source'una tamam. Az önceki oluşturmuş olduğumuz binding source'u veriyoruz. Yapmanız gereken öncelikli olarak binding source'a bir data source vermek. Varsa daha önce oluşturduğunuz projeniz içerisinde onu yoksa da kendiniz yeni bir tane az önceki gösterdiğim şekilde oluşturacaksınız. Sonrasında bir tane data member yani hangi tabloyla çalışacağınızı vereceksiniz. Sonrasında da arkadaşlar ne yapacaksınız? Bunu zaten kendisi data adapterlerini oluşturuyor. Binding Navigator'a geleceksiniz ve binding source'u olarak neyi seçeceksiniz? Bu binding source'u seçeceksiniz. Yani kaynakları göstermiş olduğunuz binding source'u seçeceksiniz. Yapmanız gereken bu kadar arkadaşlar. Sonra bakın bu işlemler tamam bunu bir bağlantı sağlayacak ama ben şuradaki bileşenlerle bir bağlantı kurdum mu? Kurmadım. Dolayısıyla label 1'e geliyorum arkadaşlar bakın ben. Şuradaki Data Binding denilen bir özellik var. Ben artık bir data binding'im var mı? Yani bağlantım var mı? Evet. Text'e geliyorum arkadaşlar ve Binding Source'un içerisinde ne yapacağım? KID'yi seçeceğim. Bu benim o satırıma geldiğim zaman arkadaşlar buraya onun KID'sini otomatik getirecek. Şimdi birazdan göreceksiniz. Şuna gelindiği zaman text'e geliyorum. Binding Source'un içerisinde kullanıcı adına gelsin. Şu Binding Source içerisinde ne yapsın? Şifreyi gelsin. Şu da arkadaşlar yine binding source içerisinde tarihi yapsın, göstersin. Ve şunu da isterseniz biz her ihtimale karşılık hani şifre görünmesin diye ne yapalım? Password char olarak bir yıldız belirleyelim arkadaşlar. Şuradan da bunu çağıralım. Üyeleri görüntüle. Hatta buna iki tane verelim isterseniz. Yani şurayı verelim. Nereye gitti o? Şuraya. Bir tanesi kod ile yapılan olsun. Bir diğeri de hazır modülle yapılan olsun. Şu andaki yaptığımız hazır modülle yapılan. Şuna geliyorum. İsmine ne demiştik arkadaşlar? Üyeler demiştik değil mi? Üyeler. A eşittir new üyeler.
A.show dialog diyelim ve gösterelim arkadaşlar bu pencereyi. Evet, çalıştırıyorum. Evet, işlemlere geldik. Üyeleri görüntüle, hazır modülle yapılanı görüntüle. Bakın şu anda ilk kayıt geldi. Kaç tane kayıt var? 5 tane kayıt var. Gidiyoruz iste, öğrenci, deneme ve birkaç tane daha denemenin olduğu yerle. Bakın ID'leri vesaire ben buradan giderken otomatik götürüyor. Şu ilk baş kayıda dön, şu en son kayda git. Şunlar kayıtlar arasında gitmeler gelmeler. Şimdi ben buna yeni ekle diyerek yeni bir tane eklemeyi sağlarım ama MD5'li olarak ekleyemem. İsterseniz deneyeyim onu da. Yeni ekle dedim arkadaşlar. İşte bakın KID'si -1 olarak geldi. Yani herhangi bir değer gönderilmeyecek. O bir auto-increment değer olduğu için, primary key olduğu için. Ne diyelim buna da? Gökhan diyelim. 1, 2, 3 diyelim arkadaşlar. Ve işte şunu da 20 Nisan seçelim. Evet. Evet arkadaşlar bakın şu anda 6.'yı da getirmiş durumda şu anda. Peki ben bunu yaptıktan sonra en sonuncuya tekrardan geleceğim şu yeni kurduğuma. Şunu bir durdurayım arkadaşlar. Şurayı size göstermek istiyorum. Şimdi bu yapı bakın. Bu yapı içerisinde şunu bir sorgulayalım. Bütün değerleri bize getirsin. Bakın arkadaşlar bunlar var şu anda. Ekleme işlemi için ilk satırlar oluşturdu ama değer olarak bir şey getirdi mi? Getirmedi. Yani bizim orada bir de kaydet butonu eklememiz lazım. Yeni bir satır açarken kaydet butonu getirerek onun kaydını sağlamamız lazım arkadaşlar. Yoksa zaten o yapı içerisinde duramayız. Dolayısıyla kaydet butonunu ayarlarsanız herhangi bir sıkıntı olmadan bir de kaydetme olur. Biz şu anda yeni bir aslında row ekliyoruz. Onun değerlerini ekliyoruz. Dikkat ederseniz K-1 olarak geldi arkadaşlar. Herhangi bir problemimiz yok. Bir de kaydet eklememiz lazım ki oraya götürmek lazım. Ama şuna dikkat edin şimdi. Bunu çalıştırdığım zaman sil komutunu göstereceğim arkadaşlar size. Şunlar kalsın. En sonuncuya geliyorum. Sil diyorum arkadaşlar. Bakın şu anda 4 tane kayıt var gösteriyor. Programı durduruyorum. Şunu bir yeniliyorum arkadaşlar. Execute diyorum. Şuraya bir bakın. Her ne kadar ilk alınan datasettekilere vurgu yapsa da herhangi bir şekilde değişiklik oldu mu? Olmadı. Çünkü bunların arkadaşlar birebir çalışması için kod yazmanız gerekiyor. Gerekli yani. Yani oradaki yaptığı değişiklikleri sadece ve sadece o anki değişiklikler içerisinde yapıyor. Buna lütfen özen gösterin diyorum. Yani adamlar tamam yapmışlar da bu kadar da basit te indirgememişler değil mi? Evet arkadaşlar şimdi tekrardan kaldığımız yerden devam edelim bunu da gösterdikten sonra. Dolayısıyla bunları daha da kendiniz ne yapabilirsiniz? Süsleyebilirsiniz. Şunu kapatacağım. Şunu istediğiniz gibi arkadaşlar işte bunun eventlarına gelip işte klik olayına gidip istediğiniz kodları yazabilirsiniz. Ya da işte yeni kaydetme kısmına dediğim gibi buton atayıp yeni bir buton atıp kaydet verebilirsiniz. Ona bu şekilde benim şurada yaptığım gibi arkadaşlar. Şuna geliyorsunuz. Geldik buradan. Tooltip container'ı standart öğe ekle dedim. Bakın burada kayıt vesaire zaten hepsi var. Tamam. Yani bunları istediğinizi silip istediğinizi getirebilirsiniz. İsterseniz klik özelliğine yaptıklarınızın içerisinde klik özelliğine bunları kayıt komutlarınızı yazarak da bu işi çözebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi peki bu yapmış olduğum şey çok basit şekilde bağlantılar. Tamam şu kayıtı vesaire onları geçiyorum ama en azından şu anda bizde ne var arkadaşlar? Kayıtlar arasında dolaşma söz konusu. Değil mi? Yani çok basit bir şekilde yapabildiğimiz bir işlem. Sadece bakın hiç kod yazmadan sadece seçmelerle birbirleri arasında bağlantılarla biz bunu sağlayabildik. Tamam bu neyi sağlıyor aslında? Bir nevi doğrudan bir data grid görünümünde değil de tek tek onlarla alakalı bir işlem yapmak istiyorsanız yani tek bir satırın değerlerinin her birini bir bileşene aktarmak istiyorsanız o zaman ne kullanabilirsiniz? Hızlı bir şekilde data binding ve data navigator kullanabilirsiniz arkadaşlar kayıtlar arasında dolaşmak için. Ama yani bu tamamen sizin
Yapacağınız otomasyonun özelliklerine bağlı. Belki de hiç böyle bir şey kullanmayacaksınız bile, tamam. Bundan sonra şimdi hemen bir de üyeler 2 diye bir tane format açacağım arkadaşlar ben buraya. Evet, buna da üyeler 2 diyoruz. Şunu biraz küçültelim. Şimdi çok benzer bir şeyi, hatta aynısını neyle yapacağım arkadaşlar? Kod ile yapacağım. Yani şuraya geliyorum. Yine başta yapmış olduğum gibi bir tane Binding Navigator, bir tane de Binding Source atıyorum arkadaşlar buraya. Evet, bunu yaptıktan sonra aslında yapmanız gereken şey şu şeyleri de oluşturalım hemen. Şuradakinin aynısını yapayım isterseniz ben. Nerede o üyeler? Şunu kapatalım. Şuradakilerin aynısını alalım. Hiçbir şey değişmesin. Evet, şöyle bulunsun arkadaşlar bunlar. Bunların herhangi bir şekilde yapısı yok değil mi? Evet, data bindingleri oluşturulmamış henüz. Bunları silelim arkadaşlar, problem olmasın. Binding source'ları da kopyalanmış şekilde geliyor. Siz dikkat edin ona. Hata olmasın arkadaşlar. Herhangi bir şekilde binding'imiz şu an için yok. Birazdan zaten biz bunları kod ile verme yoluna gideceğiz. Evet. Şimdi ben bunun formload olayına geliyorum arkadaşlar. Ve formload olayında şimdi diğer taraftan neyi tanımlamamız gerekiyordu? Hemen onları bir tanımlayalım isterseniz. Bağlantı kurmak için bu artık bir nevi ne oldu arkadaşlar? Farklı bir forma dönüştü. Farklı bir forma dönüştüğü için de hemen şu bağlantı nesnelerimizi bir oluşturalım sizlerle. Ne yapacağız? Using sistem nokta data nokta SQL client diyoruz arkadaşlar, değil mi? Daha sonrasında şurası içerisinde hatta bunlarla teker teker uğraşmak yerine arkadaşlar ne yapayım ben? Şuradaki de alayım. Sadece nesnelerini türeteyim arkadaşlar burada. Şunu alıyorum. Evet, SQL connection'ımız var, data adapterimiz var, data setimiz var ki bizim kullanacağımız yapı data set. Şurada da SQL connection'ımız var. Diğerinde aynı şekilde olacak şekilde. Çünkü aynı sunucuyla çalışıyoruz, aynı veri tabanıyla çalışıyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi buraya geliyorum. Hemen connection'ımı bir yeniden set edeyim arkadaşlar ben burada. SQL connection. SQL connection nereye bağlanacak? SQL Connect'a bağlanacak. Şuradaki vermiş olduğumuz sunucu özelliklerine bağlanacak arkadaşlar. Daha sonrasında hatta şöyle yapayım isterseniz. Ben bunu bir tane fonksiyonla yapayım. Public void veri bağlantıları diyeyim. Navigasyon diyelim hatta şöyle. Evet, şöyle bir fonksiyon olsun arkadaşlar. Daha sonrasında bunu çağırırız. Oluşturmuş olduğumuz bu bağlantıya ben şimdi bir data adapter atacağım arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Data adapter eşittir new SQL data adapter. Bunun içerisindeki parametremiz neydi arkadaşlar? Bir tane sorgu göndermemiz gerekiyordu. Ne olsun bizim sorgumuz? Select yıldız from tbl alt-tire login olsun arkadaşlar. Oradaki bütün kayıtları seçsin. Ve bunu da ne ile yapacak? Yukarıda oluşturmuş olduğumuz kon bağlantısı ile yapacak arkadaşlar. Evet. Bu değerlerimizi alacak. Şu sorgunun sonucunda gelen ifadeleri ben bir datasete atacağım arkadaşlar. Evet, datasetimize yeniden şu anda oluşturduk nesneye dönüştürdük.
con.open diyerek bağlantımızı açtık. Veri tabanıyla bağlantımızı açtık. Daha sonrasında dataadapter.fill diyerek ne yapacağız arkadaşlar? Elde etmiş olduğumuz şuradaki data adapterimizle bunun sonucunda elde ettiklerimizi DS'ye atacağız arkadaşlar. Tamam. Hatırlarsanız bu DS olarak da kullanılabilir. Eğer zaten biz bir tane tablo kullanıyorsak bu şekilde. Yok ben bunu birden fazla tablo varsa da onlar arasında hangisinin seçiminin yapılacağını söylemek için geçen derslerde olduğu gibi ne yapıyordum arkadaşlar? TBL login diye belirtebilirim. Tamam. İkisi de aynı şeyi yapar. Çünkü ikisinde şu anda bizim tek bir tane tablomuz var zaten. Hatırlarsanız DS table 0'ı da göstermiştim size. Yani bunların hepsi aynı işi yapıyor. Evet. Bunu dedikten sonra artık data setimizi doldurduk. Bizim bütün işimiz data setleydi. Hatırlayın. Az evvelki formda bir tane data set oluşturmuştuk. Data setimiz neredeydi? Şuradaydı. Data set ile bağlantı kurmuştuk değil mi? Şimdi artık ben data setini kullanarak bütün verilerimi aldım. O zaman ne yapacağım? Con.close diyerek arkadaşlar bağlantımı kapatacağım. Bağlantımı kapattıktan sonra yapmam gereken şey artık binding source'larımı ayarlamak. Yani şuraya atmış olduğum binding source ve binding navigator arkadaşlar ne vereceğim ben? Artık şuradaki atmış olduğum değerlerden gelen data seti, tamam mı? Benim buradaki oluşturduğum şey nedir? Bir data settir. Data seti hatırlarsanız neydi arkadaşlar? Bizim RAM'in üzerinde aslında data grid view'in RAM üzerinde olan halidir. Yani görsel şekli değil de oradaki satır ve sütunlardan oluşacak şekilde RAM'in bir yerinde tutulduğu şeklidir arkadaşlar. Dolayısıyla ben bu dataset'i kullanarak ne yapacağım? Binding source'u binding source 1 nokta data source diyerek arkadaşlar neyi göstereceğim? DS'yi göstereceğim. DS bahsedilmeden öncesinde ne yapmanız gerekiyor? Hangi tablo ile çalışacağını söylemeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani table 0 diyeceğim bakın ben buradan. 0 ne oldu? Tablo ya da 0 yerine şunu da yazabiliyordum yine hatırlarsanız. Hani ikisi de aynı şeyi yapar. Şu anda binding data source'unu bir tane data source gösterdim arkadaşlar. Ve oradaki gelen tabloları ne yaptım? Binding source'a attım. Şimdi ne yapacağım? Binding navigator'ın arkadaşlar Binding Navigator'ımıza nokta Binding Source'una eşittir ne diyeceğim? Binding Source 1 diyeceğim arkadaşlar. Az önce seçiyordum ya. Yani az önceki fareyle seçerek yaptığım işleri şu anda ne yapıyorum? Sırasıyla doğrudan arkadaşlar kod ile yapıyorum. Şimdi şuradaki değerlere bir bakalım. Şu Label 1, şu Textbox 1, Textbox 2 ve datetime picker 1. Evet, şuraya geliyorum. Şimdi arkadaşlar şunu seçip de bunu seçtikten sonrasında daha sonra şurada data binding içerisinden ayarlıyordum ya text diye. Şimdi bakın bunu kod ile nasıl yapıyoruz. Şimdi bunu oluşturduk. Label 1 nokta şunu söylüyorsunuz arkadaşlar. Data bindings nokta add yani ekle diyorsunuz arkadaşlar. Peki ne ekleyecek? New binding ekleyecek arkadaşlar. Yani yeni bir bağlantı ekleyecek. Peki bu bağlantı ne türünde olacak? Hatırlarsanız orada ne seçiyordum? Text seçiyordum arkadaşlar değil mi? Yani şu. Neyse önce bir yazayım daha sonrasında göstereyim. Text içerisinde. Peki source'umuz nedir? Binding source. Peki orada hangi tabloyu kullanacağız? Tabii ki KID'ydi arkadaşlar burası değil mi? Evet. Yani bakın şuraya text, binding source ve KID. Geliyorum şuraya. Ne yapmıştık arkadaşlar? Şuna tıklamıştık. Açık olan diğeri üzerinden gösterelim bunu. Şuraya tıklamıştık. Daha sonrasında özellikleri içerisinde data bindings'ine gelmiştik değil mi? Bakın text'in içerisinde data binding'de yeni bir tane text. Buna da tıkladıktan sonra neyi istiyorsak onu seçiyorduk değil mi? Aynı şeyi yaptık arkadaşlar. Bunun tamamen kod tarafını yaptık. Kalsın bu şimdi. Diğer üzerinden devam edelim. Evet. Binding oluşturduk. Text oluşturduk. Text üzerinden gidecek. Binding source 1'i kullanacak ve binding source 1 içerisindeki KID'yi buraya atacağız. Peki. Şimdi label 1'i attık. Textbox 1'i yapalım şimdi. Textbox 1 nokta text nokta data binding
nokta add new binding diyoruz arkadaşlar. Neymiş bunun parametreleri? Text virgül binding source 1 virgül bunun değeri de nedir? Kullanıcıyı da hatırlarsanız. Değil mi? Şuradaki yapıdan bakalım. Kullanıcı. Kullanıcıyı aldık ve işimiz bitti. Şimdi textbox 2 data bindings nokta et new binding yine text arkadaşlar ben textlerle çalışıyoruz burada binding source 1 virgül şifreydi şurada bakın şifre ya da şuradaki şifre aynı şekilde bir de neyimiz vardı? Datetime picker vardı arkadaşlar. Data bindings nokta add new binding text virgül binding source 1 virgül bu da tarih. Bakalım hatalı olmasın. Evet, şu anda bir gerçekleştirelim bakalım. Bunu da nereden çağıralım? Form 1 içerisinden tekrardan bunu tetikleyelim. Kod ile yapılan diyelim buna da. Üyeler 2 A eşittir new. Üyeler 2 A.show dialog diyerek bunu gösteririm. Evet bir deneyelim. Hatamız var mı bir kontrol edelim arkadaşlar. Evet bakın herhangi bir şekilde hatamız söz konusu değil arkadaşlar. Gördünüz mü? Yani bir tanesi kod ile yapılan bir tanesi de sadece fareyle hiçbir kod yazmadan yapabileceğiniz bir şey. Yani zaten hatırlarsanız size söylemiştim arkadaşlar. Visual Studio'da yani kod yazmadan gerçekleştirebileceğiniz belki otomasyon dahi yazabilirsiniz arkadaşlar. Çok basit bir şekilde. C# güzel yanlarından bir tanesidir bu. Evet. Burada yine şunlara ama dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Bir kapatalım. Şuralarla biraz oynayın diye söylüyorum. Şuraya getiriyorum bakın. Öğeleri düzenle diyerek buradan birçok işlem verebilirsiniz arkadaşlar. Tamam. Yani kendinde tanımlı olan yapıları kullanabilirsiniz. Şuna tıklayıp mesela standart öğeleri ekle deyip bütün öğeleri ekletirsiniz arkadaşlar burada bakın. Daha sonrasında gelirsiniz buradan. Şuna gelip öğeleri düzenle dersiniz ve buradan istediklerinizi tekrardan kaldırırsınız. Mesela kopyalayla işiniz yoktur. Dolayısıyla silersiniz. Ya da yapıştırla işiniz yoktur. Silersiniz. İşte kesmeyle işiniz yoktur. Silersiniz. Yazdır kalabilir çünkü ilerleyen zamanlarda yazdırma işlemleriniz olacak sizin. İşte aç butonuyla bir işlem yapmak istemiyorsunuzdur. Dolayısıyla silersiniz arkadaşlar. Buna benzer işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Hangisinin kalmasını istiyorsanız onlar kalacak şekilde kaydet, işte yazdır, daha sonra delete, silme ya da yeni ekleme gibi işlemler burada bulunur arkadaşlar. Evet tekrardan çalıştım size tekrar göstereceğim. Üyeler 2. Evet bakın arkadaşlar. Şu anda herhangi bir şekilde çalışmıyor.
Ama ne yapacaksınız siz? İşte şuraya giriyorsunuz. Kaydet işleminizi şuradan tetiklettiriyorsunuz. Çift tıklıyorsunuz. Zaten buton klik olayı geliyor. Kayıt işleminizi buraya yazıyorsunuz gibi. Ama tabii bunlar çok basit şeyler. İnternetten bulup çok daha güzel görünümler yapabilirsiniz. Genelde burada çok sık kullanılan kısmı bunun. Bunun Navigator, Bing Navigator dediğimizin sadece arkadaşlar şu ileri geri işlemleri. Ha, bunu yine başka türlü yapamaz mısınız? Yaparsınız. Çok basit yapabilirsiniz hatta. Kendiniz de bunu yani select sorguları kullanarak çok rahat yapabilirsiniz. Aldırırsınız bütün datasete. Datasetin işte satırını 1, 2, 3 diye artırarak teker teker ne yaparsınız arkadaşlar? Onu parse edersiniz, buraya yazdırırsınız. Yani aslında çok basit bir şey. Hatta kaç tane veri var vesaire bunların hepsini buldurabiliyorduk değil mi? Dataset.table0.rows.count gibi. Yani bunları yapmak çok basit. Evet, bu özelliklerden sonra arkadaşlar artık şuna bir bakalım isterseniz. Şunu kapatıyorum artık. Sanıyorum bu kısmı anlamışsınızdır. Peki avantajı ya da dezavantajı var mı? Bunun yani benim size önerim arkadaşlar, bunu kullansanız da kullanmasanız da bir tane dataset yapısını kesinlikle formunuzun veri tabanı ile bağlantısı sonrasında bir oluşturun. Bakın buna bir tıklayacağım ben şimdi. Bakın ben burada table login'i almışım. Tabii ki ben burada bütün tablolarda seçebilirdim. Hatırlarsanız orada tek tek tik attım arkadaşlar. Onun hepsini seçerek istediğim herhangi bir tabloyla da çalışmayı sağlayabilirim yani. Tamam. Ya da ne yapabilirsiniz? Dataset'leri kaç tane tablonuz varsa her bir tablo için bir dataset oluşturursunuz. Daha sonrasında Bing Navigator istiyorsanız orada kullanırsınız vesaire. Birçok şey kullanabilirsiniz. Ama bunlar dinamik olmazlar arkadaşlar. Yani ne demek dinamik olmak? Ya bu bir tane select sorgusu sonrasında yazılan şeydir. Tabii ki bunun select sorgusunun çeşitli kısıtlamalarını koyabilirsiniz veri ifadeleriyle ama şu an için oraya hiç girmedik dikkat ederseniz. Ama bunun en güzel tarafı nedir? En güzel tarafı bence doğrudan siz kendiniz arkadaşlar bir dataset'i kod ile oluşturabiliyor musunuz? Yani bu bir select sorgusu sonucunda, yani bu select sorgusu ne olursa olsun bunu sağlayıp sağlayamadınız. Bence en önemli kısımlardan bir tanesi. Bir de arkadaşlar şunu da hemen hatırlatalım. Yani bakın bunlar çok dinamik olarak değiştirilebiliyor. Siz kendi butonlarınızı da ekleyebiliyorsunuz. Dediğim gibi ama şuna dikkat edin. Yani burada birçok bileşen arkadaşlar burada ne olsun? Belki işte combo box olabilir vesaire bunlar arkadaşlar. Ney olarak gelebilir ya da bir diğer bu zamana kadar anlattığımız bütün bileşenler aslında burada datayla bütünleştirilebilir şekilde kullanılabilir. Tamam. Buna dikkat edin. Mesela şöyle bir şey göstereceğim şimdi size. Mesela combo box alalım. Combo box'a bir işlem yapmaya çalışalım. Bu hangisiydi? Üyeler. Evet. Bu zaten hazır olarak tanımlanandı. Şimdi buna getiriyorum. Bunun arkadaşlar yine data kısmına geliyorum. Evet. Data source'u var mı bakın? Yok arkadaşlar değil mi? Şu anda data source olarak neyi göstereceğim? Binding source da gösterebilirim ama yok istersem buradaki arkadaşlar deneme veri tabanı dataset'i de gösterebilirim yani. Peki display member dediğimiz yapı görüntülenecek bir yapısı var mı? Yok. Items'ına geliyoruz. Şu andaki data source'un herhangi bir koleksiyonu yok diyor arkadaşlar. Değiştirilemez diyor. Şunu tekrardan ben binding source olarak gerçekleştireyim. Display member burada neyi görüntülemek istiyoruz? Biz burada neyi görüntüleyeceğiz? Kullanıcıyı görüntüleyeceğiz. İşte items'ını gösterdiğimiz zaman şu anda tabii ki bir koleksiyon komple gösteremiyoruz. Çünkü biz bunu Navigator'la yaptığımız için arkadaşlar binding source hatırlarsanız satır satır dolaşma işi yapıyordu. İlerleyen aşamalarda bir data setten doğrudan yapı olarak komple bir sütunu almayı da sağlayabilirsiniz. Mesela tüm üyelerin isimlerinin bulunduğu bir şey. Hepsini mesela bir yere atma ya da hani kullanıyorsunuz siz de. Mesela ülke isimleri var. Ülke ismini seçiyorsun, il isimleri geliyor. İl isimlerini seçiyorsun, ilçe isimleri geliyor. Aslında onlar ne arkadaşlar? Buradaki gibi bir yapı. Bundan farklı bir yapı değil, tamam. Onu da ilerleyen aşamalarda yine sizlere belirleriz. Ama hepsini nereyle bağdaştırıyoruz arkadaşlar? Bir data source yapısı, bir data member yapısıyla beraber kurgulamayı sağlayabiliyoruz. Hatta şöyle bir şey yapayım isterseniz sizlere.
Şunu bir kaldırayım. Gösterelim size. Display member'ı bizim için ne olsun? Kullanıcı olsun arkadaşlar. Display member kullanıcı iken value member'ını isterseniz ID olarak atayabilirsiniz. Yani ben mesela işte Gökhan ismindeki kullanıcıyı seçtiğim zaman geri planda ID'si dönsün istiyorsanız arkadaşlar text olarak baktığınız zaman neyi bulacaksınız arkadaşlar? Text olarak bakarsanız şuradaki display member'ını görürsünüz. Yani şunu anlatmak istiyorum. Ama value için şu anda bir değer kod yazmamız lazım ama görüntülemek için. Hazırla yapılanda yaptık herhalde bunu. Bakın arkadaşlar şuraya. Ben buradaki herhangi bir tanesini seçince yine arada navigasyon işlemini yapıyor. Bunu vermeye çalışıyorum. Bir de şu anda aslında gerçekleşen işlemler içerisinde şu var. Şimdi ben bunu aldım diyelim. Bir tane şuraya label atacağım, iki tane. Bir tanesi label 6, bir tanesi label 7 olsun arkadaşlar. Şimdi şunun değişmesi özelliğine geliyorum. Label 6 nokta text eşittir combo box 1 nokta text diyerek ne yaparız? Zaten oradaki değeri aldırabiliriz. Peki label 7'ye ben şimdi ne yazacağım? Eşittir combo box 1 nokta selected value arkadaşlar. Nokta to string diyeceğim. Şimdi bakın gelen değeri dikkat edin. Bakın arkadaşlar 2 geldi. Yani bakın ben burayı seçiyorum. Combo box'ın içerisindeki text değerine, yani görünen kısmına bunu atıyorum ama value kısmına, yani değer kısmına bir de neyi tutuyor? Onun ID'sini tutuyor bakın. Gördünüz mü? ID'sini seçmiştim. ID'sini tutuyor. Bunu yapmanın yolu neymiş o zaman? Geliyorsunuz arkadaşlar şurada. Burada belirlerken şunu belirlerken özelliklerinden display member'ına, yani görünüşteki text olarak gelecek kısmına ne görünecekse onu, value member'ına ise değer olarak ne gelmesini istiyorsanız, hangi alanın gelmesini istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Ve bunu da alırken yine hani değer olarak almak için text, zaten bunu biliyorsunuz, doğrudan görünen kısmına, yani text kısmını getirir. Selected value ise seçili olan değeri arkadaşlar. Yani mesela Gökhan seçildiğinde Gökhan'ın ID'sini bize getirmeyi sağlar. Evet. Bu da önemli bir özelliktir arkadaşlar. Eminim bunda ilerleyen zamanlarda kullanırsınız. Şimdi dersi bitirelim arkadaşlar. Bir bakalım sorusu olan var mı? Sorusu olan varsa onları bir cevaplandıralım. Gerekirse tekrardan dönüş yaparız buraya.